kazanmış olmak önemli bir başarı hikayesi. Ve üniversiteye başlamak da önemli bir kilometre taşı. Bunu kabul etmemiz lazım. Peki tam da bu noktadan sonra neler yapmalıyız? Ve üniversite yıllarını nasıl yararlı bir şekilde, verimli bir şekilde geçirmeliyiz? Bu sorular üzerine kafa yoralım. Bu konuda 3 temel başlıkla yola çıkabiliriz. Bunlardan birincisi akademik başarı, ikincisi kariyer planlama ve üçüncüsü de kişisel gelişim olabilir. Tabii ki her 3 başlıkta birbiriyle ilgili ve yer yer iç içe geçen kapsamdalar. Biz bunlardan yeri geldikçe bolca bahsedeceğiz. Ama isterseniz önce üniversiteye yeni başlayanlar için vlog konuklarımızın önerilerini alalım. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz üniversite hayatına. Birinci sınıf öğrencileri için tabii bu videoyu çekiyoruz. Önce en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bu 4 yılın sonunda belki 5 yıl duruma göre hepinizin elinde birer diploma olacak. Yani hepiniz üniversite mezunu olacaksınız. Sizin gibi binlerce öğrenci de aynı diplomadan olacak. Ve piyasaya çıkıp iş arayacaksınız. Bunu filmin sonunu önce söylemek lazım. Dolayısıyla bugünden sizin ayırt edici bazı yetkinlikler kazanmanız lazım. Bu yetkinlikleri kazanmak için üniversite hayatı çok büyük bir fırsat sunuyor size. Her üniversitenin öncelikle isteğe bağlı bir takım kursları vardır. Bir takım eğitimleri vardır. Bunlara katılmanızı tavsiye ediyorum. Yani kendinizi yetiştirebileceğiniz mesleğinizle ilgili paket programlar, yazılımlar. Bunları öğrenecek dersleriniz olabileceği gibi bir takım kurslar da size sunulacaktır. Bunlardan yararlanmanız lazım. Fakat asıl öğrenme imkanı önünüzdeki rol modellerle olur. Bunlar da sizin hocalarınız, asistanlarınız ve üst sınıflarınız olacak. Bunlarla mutlaka iletişim içinde olun. Onlar size yol göstereceklerdir. Bu pandemi dönemi birçok sorunu bize yaşatıyor ama birçok da fırsat sunuyor. Özellikle uluslararası birçok platform ücretsiz eğitimler açıyor. Bunları izleme ve bu sertifikaları alma şansına da sahipsiniz. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yine üniversiteye başlarken gideceğiniz üniversitenin eğitim öğretim yönergesini mutlaka okuyun. Orada da bir takım fırsatlar vardır. Mesela yan dal, çift ana dal gibi. Bu fırsatları da mutlaka takip edin. Yine üniversitenizin uluslararası ilişkiler ofisleri mutlaka vardır ve onların bölümünüzle ilgili yaptığı anlaşmaları da takip edin. Gidebileceğiniz üniversiteler, gidebileceğiniz ülkelere bakın. Tabii ki özellikle bu yurt dışına Erasmus, Farabi gibi imkanlarla gitmek için yabancı dille hakim olmanız lazım. Eğer lisede bu şansı yakalayamadıysanız, üniversitenin birinci sınıfı bunun için büyük fırsat size sunacak. Çünkü birinci sınıftaki dersler oldukça hafif olacak. O esnada kendinizi o alanda da yabancı dilde mutlaka yetiştirin. İkinci, üçüncü sınıfta bu uluslararası fırsatları kovalamanız sizlere önemli kapılar açacaktır. Bunların hepsi ileride sizin diplomanızı diğerlerinden ayırt edici olacaktır. CV'nize mutlaka bunları yazma şansınız olacak. Yine üniversite hayatınız esnasında sadece para kazanmak için değil, deneyim kazanmak için de gerek üniversite içinde part time, gerekse mesleğinizle ilgili firmalarda, gerekirse ücretsiz çalışıp deneyim kazanmanızı da ayrıca öneriyorum. Umarım bu video sizlere faydalı olacaktır. Teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Üniversite sınavına girip tercihlerini yapıp yerleştirme sonuçlarını bekleyen arkadaşlarımıza bol şans diliyorum öncelikle. Umarım gönüllerince bir yere yerleşirler. Üniversite eğitimi insan hayatı için çok önemli. Çünkü üniversiteden sonraki hayatımızı şekillendiren en son aşama, özellikle mesleki anlamda, kariyer anlamında nasıl bir yol haritanız olacak, nasıl bir kariyeriniz olacak, üniversitede şekilleniyor. Dolayısıyla üniversite yıllarının hakkını vermek çok önemli. Tabii ki öncelikli olarak ailenizden ayrılıp geleceksiniz. Çok büyük ölçüde ailesinin hani bulunduğu yerde üniversiteyi kazananlar da olabilir ama çok büyük ölçüde arkadaşlarımız farklı bir şehirde üniversite okuyacaklar. Ailelerinden uzakta. Onlar için sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Artık kendi hayatlarından sorumlu olacaklar.
Daha da önemlisi o 4, 5 ya da 6 yıllık üniversite eğitimleri sırasında kendi geleceklerini inşa edecekler. Dolayısıyla bunun da farkında olarak, bunun da sorumluluğunun bilincinde olarak üniversite yıllarının hakkını vermek gerekiyor. İlk yıl gerçekten önemli. Geldiğiniz kentte, üniversitede, fakültede ya da bölümde öncelikli olarak ortamı tanımanız, hocalarınızı, arkadaşlarınızı tanımanız çok önemli. Olanakları keşfetmeniz, işte kütüphane olanaklarını keşfetmeniz, varsa kulüp yararlanabileceğiniz bölümünüzün, fakültenizin ya da üniversitenin ilginç size katkı sağlayacak, sosyalleşmenize, network kurmanıza, arkadaşlıklar edinmenize katkı sağlayacak kulüpleriyle ilişkiye geçmeniz, mesleki anlamınızda da size önemli katkılar sağlayacaktır. Gelişiminiz açısından, kişisel gelişiminiz açısından, ilişkilerinizi geliştirmeniz açısından da katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla öncelikli olarak bu olanakları keşfetmeniz çok önemli. Tabii pandemi dönemi olduğu için belki bu anlamda bazı kısıtlar olabilir. Ama çok değişik kanallardan, yollardan, internet ortamlarında ya da işte karşılaşacağınız, iletişim kuracağınız arkadaşlarınızla ya da bölümün fakültenin sorumlu kişileriyle görüşerek bu olanaklar hakkında fikir edinebilirsiniz. Birinci yılda belki daha fazla etrafınızı tanıma, arkadaşlıklarınızı kurma anlamında zamanınızı harcayacaksınız. Ancak ilk yıl derslere, kazandığınız bölümün derslerine ısınmanız, o derslerde başarılı olmanız da gelecek yıllardaki başarınız açısından çok kritik önemde. Onun için dersleri de sıkı tutmak gerekiyor. Yani o eğitim döneminin yılının ilk yılında öğrenci olarak hakkını vermek gerekiyor. Tabii ki bu etrafı gezmekten, bulunduğunuz kentin güzel görülecek yerlerini görmekten ya da üniversitenin olanaklarını tanımaktan sizi alıkoymasın ama üniversitede öncelikli işinizin öğrencilik olduğunu ve bunun da sizin geleceğinizi, gelecekteki 50 yılınızı, mesleki hayatınızı inşa edeceğiniz, kariyerinizi inşa edeceğiniz dönem olduğunun farkında olmanızı gerektiriyor. Tabii ki ilk yıl tanıma yılı, ikinci yıl özellikle daha fazla doğrudan gelecekte kariyerinizde ne yapacaksınız, bunları düşüneceğiniz yıl olacaktır. Hocalarınızı da tanıyaraktan, arkadaşlarınızı da tanıyaraktan, ilgili kariyer merkezlerinden, üniversitelerin kariyer merkezlerinden de destek alarak esas kariyer planlamanızı ikinci yıldan itibaren yapmaya başlarsınız. Ama kazandığınız üniversitenin bölümün öncelikli olarak ilk yıl tadını çıkarın derim. Kenti tanıyın, üniversitenizi tanıyın, arkadaşlıklarınızı kurun. Ama derslerinizin de öğrenciliğinizin de hakkını verin, tadını çıkarın. Umuyorum herkes gönlünce güzel bir bölüme yerleşir ve hakkıyla bir öğrencilik hayatı yaşar. Herkese saygılar sunuyorum. Üniversite hayatına başlayacak olan siz sevgili öğrencilerimize merhaba. Eğitim hayatınız başlarken sadece akademik anlamda eğitim değil, üniversitelere geldiğinizde sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin de içinde yer almanız gerektiğini söylemek istedim. Özellikle gideceğiniz üniversitelerde ve gideceğiniz bölümlerde elbette ki donanımlı hocalardan çok kaliteli eğitimler alacaksınız. Ama bunun yanında sizler kişisel gelişimlerinizi, kendinize katkılarınızı, üniversitenin size sunduğu imkanlardan yararlanarak sağlamanız gerekir. Eğitim elbette her daim hayatınız boyunca olacak. Ama üniversitenin sunduğu kültür, sanat, spor faaliyetlerini takip etmeniz, bunlar içinde yer almanız da size oldukça geniş bir kapı açacak. Kendinizi geliştireceksiniz, hayata daha farklı bakacaksınız. Mesleki kariyerinizi planlarken çok daha farklı gözlüklerle bakabileceksiniz. Bu nedenle bu konuları araştırmanızı, bu etkinlikleri topluluklar eliyle yürütülebilir, üniversitenin ilgili birimleri tarafından yürütülebilir. Bunları takip etmenizi ve içinde yer almanızı öneririm. Mesela ben okuduğum üniversitede öğrencilik yıllarımda bir tiyatro grubu kurmuştuk fakültenin tüm öğrencileriyle ve buna müthiş bir vizyon kattı. Tiyatroda oynamak, sahne almak, geziler yapmak. Bu sadece vakit geçirmek değildi. Bana düzgün konuşmayı, bana geleceğe dair daha düzgün bakabilmeyi, hayal kurabilmeyi öğretti. Bu açıdan kendi deneyimimden de yola çıkarak
üniversitenizde size sunulan tüm kişisel gelişimleriniz için kendinize katkı sağlayabileceğiniz etkinliklere, faaliyetlere katılmanızı diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Evet, üniversiteye yeni başlayanlar için öneriler toplamaya çalıştım, derlemeye çalıştım. Bu şekildeydi. Umarım aklınızın bir köşesinde yer eder ve yeri geldikçe bunları hatırlarsınız.